Ne nikah kız? Ne nikah ha? Allah aşkına dur çocuğu öldüreceksin. Sana bakayım. Bir daha da bakayım. Ne nikah? Ne nikah? Tamam. Vuracağım kız seni. Geberteceğim kız. Elinde kalacaksın. Yeter istemiyorum. Nikah falan. Nikah falan istemiyorum. İstemiyorum. Ne nikah ha? Bir daha bu konuyu açarsan öldürürüm seni. Yazmışlar. Hayır. Başımıza. Yavrucağına. Babacım gönlüm. Yapma. Vurma. Öldüreceğim kız seni. Geberteceğim kız. Ne istiyorsun zavallıdan? Ha? O kendi suçunu bilir. Senden cesaret bulmasa karşıma geçip ödemez carcar. Bana bak. Ona bir daha dokunursan. Ne yaparsın? Döver misin? Hacer Hanım sus. Tahrik etme onu. Sen karışma. Kes sesini. Hayır dönmem. Ben yaşlı bir kadınım. Sen de zebellah gibi bir adamsın ama bu köyün Hacer Hanasıyım. Bir sözümle seni linç ederler. Senin de çok iyi bildiğin gibi. Karnıma vurdu hep. Çocuğuma bir şey olursa diye çok korkuyorum Hacer Hanım. Sen de çeneni tutsaydın. Kuyruğuna bakma o itin. Hadi gel içeri gel. İç şunu. Hadi, hadi. Geçti artık. Bir iki ay sık dişini. Fazla vaktin kalmadı. Ya sonra? Allah kerimdir kızım. Bir çaresini buluruz. Gelsin size gereken bilgiyi verecektir. Heh, işte tabii geldi. Bekliyoruz. Sinan Bey, Bayındırlık Bakanlığı'nın mühendisleri geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün bekliyorduk sizleri. Ben Adnan Varo. Memnun oldum. Buyurun şantiye binasında konuşalım. Canın sıkkın. Ne olacak bir avuç ilgili konuşuyoruz işte. Okulu bitirince adam olur sanıyorlar. Kim ne yaptı sana gel? Şantiye mühendisi Sıtkı. Patrona yalakalık olsun diye bizi eziyor. Neyse gel şöyle yürüyelim bakalım. Senden şansı var mı ulan? Burada hepimizin canına tak ettiği bekarlık. Mühendis bey bile. Onu bırak patron bile karısından uzak. Köydeki karılara gelince görüyorsun işte. Yüzüne bakılacak gibi olanı yok. Ama seninki öyle mi? Ne varmış benimkinde? Şey... Ne mi var? Nasıl anlatayım bilmem ki. Su gibi bir kadın işte. Ama ne demek istiyorsun ya sen ya be? Dur be Tahsin be! Yanlış anladın ya! Şaka yaptım ya! Hem o benim karım değil. Olsun canım. Birlikte yaşıyorsunuz ya. Bugün yarın doğuracak. Cemşit abi senden bir şey istiyorum. Söyle. Şu senin şantiyede bir iş bulsana bana. Bak Tahsin. Ben sadece ustabaşıyım. Amelelik istersen gel alayım. Yok. Amelelik olmaz. İstanbul'da yüksekokulda iktisat okudum ben. Hoş bitiremedim. Ama olsun. Tahsilim var yani. Söylesene şu mühendise. Vallahi adama ihtiyaç yok biliyorum. Olsa da İstanbul'dan getirirler zaten. Burada almazlar Tahsin. Cemşit abi sen istersen halledersin bu işi be. Vallahi bilmem ki nasıl olur.
Yadigar abla. Ay, geldim geldim. Dur. Ay yine ne oldu kız? Ay çok yoruldum. Yüreğim ağzıma geldi. Ay çocuğa bir şey olur mu abla? Olur tabii. Yavaş yavaş çıksana yokuşu. Bir gün yalnız çocuğu değil kendini de öldüreceksin. Çay yaptım, içer misin? Bir tane içeyim bari. Anlat bakalım ne yaptın kız? Senin öğrettiğin gibi yaptım. Nikah için ısrar ettim. Sonunda lanet olsun peki alayım da kurtulayım der dedim ama... Kemerle bir güzel dayak yedim. Ben insana göre konuşuyorum kızım. Ama senin adam insan değil ki. Şekerleri al. Allah'tan Hacer Ana geldi de kurtuldum. Elinden zor aldı beni. Hacer Ana bile o hayvanın yolunu kesemezse düşün artık. Bütün köy 3 kişiden korkar. 1 imam, 2 muhtar, 3 Hacer Ana. Ama sana komik bir şey söyleyeyim mi? Muhtarla imam bile Hacer Ana'dan çekilir. Ohohohoy! Yadigar abla, bu adam bu çocuğu istemiyor. Ona bir şey yapacak. Kesin kararlı. Hadi diyelim çocuk doğdu. O zaman da sağ bırakmaz onu. Nasıl koruyacağım ki? Buraya getirirsin ben bakarım. Ya da alır yanına kaçarsın. Nereye? Ay ne bileyim ben kız. Burada yine sen varsın. Hacer Ana var. Bir İstanbul, bir burası. Yer bilmem. Ah be Elif kız. Ah! Bunları düşünmedin mi hiç o herifin koynuna girerken? Yok. Düşünmedim. Hayatta hiç kimsem olmadı. Yetimhanede büyüdüm. 18'imi doldurduğum gün de ayrılmak zorundaydım. Birdenbire ortada kalmıştım. Çalışmaya, para kazanmaya, kendi ayaklarımın üstünde durmaya mecburdum. 18'ini doldurdun Elif. Okuldan ayrılmana 2 ay süren var. İş bulmaya çalışacağım Müdüre Hanım. Ama kimseyi tanımadan çok zor. Bize başvuranlar, buradan eleman almak isteyenler var. Hep zor, kötü işler. Kimsenin istemediği. Pek para da vermiyorlar. Ne yapalım? İş seçecek haliniz mi var? Bak yaşlı bir adam başvurdu. Karısı yatalakmış. Hem kadına hem eve hem de onlara bakacak birini arıyorlar. Para fazla değil ama en azından sığınacak bir damın olur. Karnın doyar. Daha ne istiyorsun? Bu senin Tahsin de o ailenin oğlu değil mi? Hı hı. Ah canım. Vah vah vah. Amma yere düşmüşsün sen de. O zamanlar böyle davranmıyordu bana. Ya nasıl davranıyordu? Beni sevdiğini sanıyordu. Ne yapacağım şimdi ben? Annenle babanın yüzüne nasıl bakacağım? Bir şey belli etmen şart mı canım? Şimdiye kadar nasıl baktıysan bundan sonra da öyle bakarsın işte. Yakında karnım büyümeye başlar. Ya o zaman? Sana söylemiştim. Sen de evleniriz demiştim. Biz de hayır demiyoruz zaten. Ama sırası değil Elifciğim. Durum ortaya çıkmadan evlenmemiz lazım. Evleniriz, sabırlı ol. Kız hadi diyelim seni kandırdı, ifade etti. Peki neden gidip şikayet etmedin? Buna nasıl cesaret edebilirdim? Arkamda kimse yoktu. Tek çare olarak birlikte kaçmayı önerdi. Gittiğimiz yerde nikah kıyarız. Burada bu işe kalkışırsak anam kahrından ölür diyordu. Hem de ele güne karşı evdeki bakıcı kızla evlenmesi doğru olmazmış. Püh! Ciğeri 5 para etmez bir adammış bu. Anlaşıldı. Ya boynunu kırıp nikahsız yaşayacaksın ya da çekip gideceksin. Kendi canınla çocuğunkini kurtarırsan ne mutlu sana. Sinan Bey. Sinan Bey. Size et getirdim. Arkadaşlarla yapıyoruz da. Burada yalnız başıma mı yiyeceğim Cemşit? Ben de geliyorum aranıza. Tabii şeref verirsiniz.
Şey, affedersiniz, bir ricam vardı. Söyle bakalım Cemşit. Köyde çok güç durumda olan bir genç var. Okumuş şehirli biri. Burada kendine göre bir iş bulması zor. Karısı da bugün yarın doğum yapacak. Doğum mu yapacak? Evet efendim. Yarın hatırlat bana. Sağ olun efendim. Afiyet olsun arkadaşlar. Oturun, oturun rica ederim. Hadi çalın ya, çalın. Niye bıraktınız? Çalın. Hadi sağlığınıza. Afiyet olsun. Çarşı pazar, benim aman, benim aman, aman. Kalın kafalısın, anlamıyorsun, inatçısın. Burası verimsiz bir köy. Kendimize bile bakamazken bir de çocuğu yük edeceğiz. Niye geldik ki buraya? Kim kovaladı bizi? İstanbul'da kalıp rezil olamazdık. Burada arkadaşım vardı. O yardım eder dedim ama ne bileyim askere gittiğini. Şehre dönelim Tahsin. İkimiz de çalışırız. Orada herkes acından mı ölüyor? Yeter artık dağ başında kaldığın Sinan. Hiç olmazsa hafta sonları gel. Bu işin hafta sonu tatilim var Nurperi. Her gün işin başında olmak zorundayım. Bütün davetlere yalnız gidiyorum. Arkadaşlarım var ya. Arkadaş kocanın yerini tutmaz. Herkes seni soruyor. Kocandan boşandın mı diye takılıyorlar. Kulak asma sen bunlara Nurperi. Kulak asma. Herkes her şeyi söyler. Bak bu hafta da gelmezsen ben gelirim. Ona göre. Nurperi ısrar etme. Sana göre yer değil burası. Sen burada bir saat bile duramazsın. Seninle bir gece olsun, birlikte olmadan dönmem. Oraya niçin geleceğimi sanıyorsun? İnşaatı görmeye mi? Biliyorum, ona meraklı değilsin. Bakalım. Eğer Ankara'ya gitmezsem belki bir iki gün için gelirim. Ay, bir de Ankara mı çıktı? Bakanlığın adamları geldi. Projenin bir an önce onaylanması için müsteşarla görüşmem iyi olurmuş. Dur bakalım, belli değil. Belki de yerime Sıtkı'yı yollarım. Sen keyfine bak. Hadi görüşürüz. Gömleklerin hali ne böyle? Sular akmıyor da ne yapayım? Kalk çabuk. Kalk yıka şunları. Hadi. Ay. Geç kalma kemiklerini kırarım. Thank you.
Nurperi Hanım, babanız kahvaltıya bekliyor. Tamam, geliyorum. Günaydın babacığım. Beklemeseydin kahvaltıya. Bu spor işini çok abartıyorsun kızım. Kopacaksın yakında. Merak etme, kopmam. Bu Sinan'ın gelmeye niyeti yok baba. Ben gideyim diyorum. Niyeti vardır da imkanı yoktur. Kim bilir ne sorunlarla uğraşıyor. Bilmem, pek bir sorun yok dedi. Sana öyle der tabii. Canın sıkılmasın diye. Ben de senelerce annene öyle söylerdim. Bir de Ankara çıkarmış şimdi. Bakanlıkta işleri varmış. Bari ona hallet de çocuk biraz nefes alsın ha. Onun işi bu kızım. Hem Sinan çok mutlu. İşini seviyor. Bu baraj işini alana kadar az uğraşmadık. Baba, bak sana ne diyeceğim. Sen en iyisi Sinan'ı işten at. Adam bana doğru dürüst kocalık yapsın. Böyle şantiyelerde ömrünü tüketmesin zavallı. Hay hay hanımefendi. Başka emriniz. Selamun aleyküm. Tahsin gel. Selam. Geldim abi. Konuştun mu? Konuştum. Bize iki çay ver. Hemen geliyor abi. Söylesene ya. Fıtık etme adamı. Oldu mu? Oldu değil mi? Söylesene. İşin tamam. Yaşa be Cemşit abi. Biliyordum patronun seni kırmayacağını. Hem de ne iş biliyor musun? Bizim muhasebeciyle birlikte çalışacaksın. Hesaplara mı bakacağım? Ona yardım edeceksin işte. Para getirip götürürken de İstanbul'a yanında gidersin. Koruma gibi. Oh be. İyice bunalmıştım buralardan. Ne zaman başlıyorum? Hemen. Sağ ol abi. Bak gördün mü, çocuk kısmetiyle geliyor. Hep öyle derler zaten. Biz de ne yapacağız diye üzüm üzüm üzülüyorduk. Başlatma şimdi çocuktan. O olmasa sana da ayarlardık bir iş. Şimdi bir boğaz daha. Kendimizi hallettik de çocuk kaldı. Ne yapalım? Allah verdi işte. Bak kısmetiyle geliyor. Ne pişirdin akşama? Çorba, pilav da var. Olmaz. Yemeğe misafir geliyor. Aa, yemeğe misafir mi geliyor? Evet. Ustabaşı Cemşit. Beni işe o koydu. Çağırmamak ayıp olurdu. İyi ettin. Dur ben hemen gidip yiyecek daha iyi bir şeyler bulayım. Yine o yadigar kaltağına mı gidiyorsun? Öyle deme, iyi bir kadın o. Ne iyisi ulan? Köyün sürtüğü be. O eskidenmiş. Artık onunla elemiş, evinde oturuyor. Ulan bu işin emekliliği de mi oluyor? Hemen gelirim ben. Yok Hacer Ana, işler iyiye gidiyor. Sonunda Allah yüzümüze güldü. Hayırdır? Tahsin işe girdi. Deme. Ne? Barajın ek bölümleri yapılacak ya, işte orada çalışacak. İşçi mi oldu? Yok, muhasebeciye yardım edecek. Hat, gözün aydın kızım. Artık seninle uğraşmaya fırsatı kalmaz. Onu işe koyan ustabaşı. Tahsin de onu bu akşam yemeğe çağırmış. Malum, bizde öyle misafire çıkarılacak bir şey yok. Yadigar ablaya gidiyorum. Onun evinden yemek hiç eksik olmaz. O koca küfeği nasıl büyütüyor sanıyorsun? Bizim bahçeye de gir. Ne lazımsa topla. Sağ ol Hacer Ana. Thank you.
olarak kalıpları daha ileriye, daha ileriye kaldırsınlar. Hadi bakayım. Hemen beyim. Sıtkı Bey, kim bu Tahsin Allah aşkına? İstanbul'dan köye gelen genç bir adam. Onun işte muhasebe. Niye başka bir yerde çalışmıyor? Benim yardıma ihtiyacım Uzun yok. Uzun etme Hüsnü. Cemşit Sinan Bey'den rica etmiş. O da peki demiş. En azından para götürüp getirirken daha güvende olur. Hayır, anlamadım yani. Hesap işimi yapacak, korumacılık mı? Sen ne istersen onu yapacak arkadaş. Çok iyi bir adam diyorum sana. Niye anlamıyorsun? Of. Sen bunu hep yapıyorsun Cemşit. Sinan Bey'in yumuşak yürekliliğinden faydalanıp bir sürü gereksiz adam soktun içimize. Üstün, yeter uzatma. Patron peki demiş bir kere. Bakarsın işine yaramıyor, söylersin sen de. Yadigar abla! Yadigar abla! Gel kız gel, hoş geldin. Ah, ne o böyle durup dururken? Bu benim sevdiğim iş kız, bilmiyor musun? Biliyorum, sen aşçı olmalıymışsın. Müşteriler gelip giderken heriflere bir de yemek yapar, sofra hazırlardım. Öyle ağırlardım yani, kuru kuruya değil. Bu akşam kim gelecek? Söylemem kız, Hacer Ana duyarsa öldürür vallahi beni. Vallahi duymaz, ben ağzımı bile açmam, inan bana. Benim böreğime bayılan bir müşterim vardı. O zamanlar bekardı tabii. Ah, ah gençlik! Benim de böyle ateş parçası olduğum dönemler. Civarda ne kadar köy kasaba varsa hepsi bana gelirdi. İşler bereketli. Nah böyle. Tövbe yarabbim. Aman be Yadigar abla. Ne yapayım kız? Bunlar da benim hatıralarım işte. Başka yerde çalışmadım ki onu anlatayım. Gelecek olan kim onu söylesen. Anlatıyoruz ya işte. Hem bana hem yemeklerime, hele hele açtığım böreklere bayılan bir aşığım vardı. Bak dikkat et ha, müşteri değil, aşığım diyorum. Aradan bunca yıl geçmiş, şimdi torun torba sahibi oldu. Ama pek özlemiş. Beni değil ha, böreğimi. Geçen gün gördüm, kız Yadigar, benim sevdiğim o börekten yap da geleyim dedi. Sen de kıramadın. Yalnızlık Allah'a mahsus. Ben yedirmeyi, içirmeyi de severim. Bak sakın aklına kötü bir şey gelmesin ha. Geçti o günler. Kim bu? Hadi söyle. Ay aman kız. Hacer Ana'nın kayını olur. Aa, Mehmet amca. Çok sağ ol Yadigar abla. Hadi bakalım afiyet olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hepsi pek güzel olmuş. Böylelerine el lezzetli derler. Afiyet olsun. Pek marifetlidir bizim Elif. Her zaman buyur Cemşit Usta. Başka hünerleri de var mı? Yok canım. Her kadın kadar işte. Doğuma ne kadar kaldı? İki buçuk ay kadar. Böyle yemek yapmayı annenden mi öğrendin? Annem yok. Yetiştirme yurdundaki hoca hanımlar öğrettiydi. Yetiştirme yurdu ha? Evet. Ya ondan öncesi? 3-5 günlük bebekken bulunup yetimhaneye getirilmiş. Vah vah vah. Pek hanım yetişmiş maşallah. Ben ayran getireyim. Sen otur, ben alırım. Ayran da geldi. Afiyet olsun usta. Sağ ol. Nereye? Doydum ben.
Kadın milleti böyledir işte. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Hamile ya. Rahatsızlandı herhalde. Başka türlü olmuyor. Kalktım geldim. İyi ettin. Hoş geldin. Cahit'in karısı oluyor herhalde. Evet. Ne güzel kadın. Çok da şık. Hiç buraya göre değil. Burada mı çalışıyorsun? Ay Sinan nasıl kalıyorsun böyle bir yerde? Ah canım. Yazık değil mi sana? Hadi yukarı çık. Geç. Yok canım, bana hiç öyle gelmedi. Sen gene Tahsin'e söyle de o adamın ayağını pek alıştırmasın eve. Nasıl geçti yol? Yorgun musun? Ne söyleyeyim sana? Ne içersin? Bırak şimdi bunları. Nurperiz sakin ol biraz. Dışarıda o kadar insan var. Unut şimdi onları. Lütfen olmaz şimdi. İş zamanı. Herkes beni bekler. Karının geldiğini biliyorlar. Anlayışla karşılarlar. Olmaz dedim Nurperi. Gel seni onlarla tanıştırayım. Ben onlarla tanışmaya gelmedim. Bilmem ki Tahsin'e söylesem mi? Ama ya adamla kavga çıkarırsa, ya bir şey yaparsa? Delinin teki biliyorsun, işten de atarlar. O adamı tanıyorum. Adı Cemşit. Ay ne pis bakıyor insana değil mi abla? Pis bakar ya. Pis bakarlar. Ne oldu abla? Daldın birden. Yıllar yılı buranın kötü kadınıydım. Evet adım buydu. Kötü kadın. Başıma dünyanın bütün talihsizlikleri gelmişti. Ve benim için başka çıkar yol yoktu. Öyle çaresizdim ki. Sonra tövbekar oldum. Yaşlandım. Daha doğrusu önce yaşlandım, sonra tövbekar oldum. Ama Allah'tan yeterince para biriktirmiştim. O pisliğe dayanmak zorunda değildim artık. Biliyor musun? Bir gün hamama gittim. Sabahtan akşama kadar yıkandım. Sabun, kese, ovalama. Bir daha sabun, bir daha, bir daha. Derimi yüzecektim neredeyse. Ama yine de temizlenememiştim. Sonra çok dua ettim Allah'ıma. Gece gündüz af diledim. Yadigar abla, Allah seni mutlaka bağışlamıştır. O kadar iyi bir yüreğin var ki. Yok canım. Kolay mı o kadar? İnan bana duaların kabul olmuştur. Her neyse. Yıllardan sonra baraja yeni bir tribün ilave olacağını söylediler. Bu inşaat şirketi geldi. Şantiyelerini kurdular. Cemşit denen o kara gönüllü de o zaman geldi köye. Herkesin karısına kızına kötü bakıyordu. Belki çok az kişi farkındaydı bunun ama herifi dışladılar. Köyden kimse görüşmez onunla. Yanına bile yaklaşmaz.
Bir gece gözü dönmüş gibi kapıma dayandı. Bu dediğim 4 ay kadar önce. Daha Tahsin'le sen köye gelmemişti. Sonra? Aldım al tüfeğini, kovaladım onu. Arkasından ateş ettim ama vuramadım namussuzu. Neyse, bir daha yaklaşamadı evime. Memnedir yani ha, haberin olsun. Bu şantiye faslından nefret ediyorum. İşin bir parçası. Yapacak bir şey yok. Hayır var. Babama söyleyeceğim, seni şantiyelerine göndermesin. O kadar adamı var. Bak Nurperi, olmaz. Bu benim sorumluluğum. Anlıyor musun? Ayrıca ben hayatımdan memnunum. Bütün bunları benden kaçmak için mi yapıyorsun yoksa? Saçmalama. Hayır Sinan. Çok ciddiyim. Özleyen, dayanamayan, sensiz yapamayan hep ben oluyorum. Herkes aynı soruyu soruyor. Kocan neden hep uzakta? Niye seni yalnız bırakıyor? Onlara söyle. Benim kocam boş gezenin boş kalfası değil. Şirketin sorumlu yöneticisi. Yıllarca yurt dışında bunun için okudu, bunun için çalıştı. Bu makamı hak etmek istiyor. Sinan, ben böyle yaşamak istemiyorum. Senin bu durumu kabul etmene de çıldırıyorum. İkimiz de genciz, duygularımızın doruğundayız. En güzel yıllarımızı niçin böyle geçirelim? Hem ben çocuk istiyorum. Ben istemiyor muyum zannediyorsun? Buna ne zaman hayır dedim ki? Daha iyi olur. Ben yanında değilken çocuğunla ilgilenir, onunla avunursun. Ama olmuyor, olmuyor. Bu bitmeyen tedaviden de bıktım. Sen, ben, çocuğumuz, hatta çocuklarımız. Hepimiz bir arada olmalıyız. Bir aile olmalıyız. Ben böyle mutlu değilim Sinan. Kendine iyi bak. Merak etme. Seni çok özleyeceğim. Ben de. Yalancı. İnşaat biter bitmez seninle uzun bir tatile çıkarız. Baş başa. Tamam mı? İnşaat biter bitmez mi? Yani 2 sene sonra, belki de 3. Sen kimi kandırıyorsun? Hadi bakalım, şimdi doğru şehre, bankaya. Hiçbir yerde durmadan parayı alıp doğru buraya döneceksiniz. Dönecek miyiz? Kiminle? Tahsin'le. O da seninle geliyor. Şimdiye kadar hep ben yalnız çalıştım. Yine öyle gideceğim. Olay çıkarma üstün. Patron böyle istiyor. Hem 2 kişi olmak daha güvenli. O adamı tanımıyorum bile. Bundan sonra tanıyacaksın. Çünkü onunla çalışacaksın. Hadi bakalım. Neredesin? Hayrola, ne oldu? Üstümü değişeceğim. Temiz gömlek var mı? Var tabii. Hayırdır?
İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'a mı? Evet. İş için. Bankadan para çekip şantiyeye getireceğim. Daha ilk günden adamlar sorumluluk yüklediler. Ha, çok iyi. Ne zaman döneceksin? Herhalde yarın. Tahsin, ben evde yalnız kalmak istemiyorum. Korkarım. Sen yokken Hacer Hanı'ya gideyim. Tamam, git. Ama yadigara değil. Evrakı aldın değil mi? Bir şey eksik değil ya. Hayır abi, tamam. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Cemşit usta. Bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Ödersin, ödersin. Tahsin, hadi bakalım. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Eyvallah usta. Güle güle. Sohbetine de doyum olmuyor. Bu gece İstanbul'da keyfimize bakarız artık. Ulan amma özlemiştim be. Hiç heveslenme, akşama döneceğiz. Boş ver, araba arıza yaptı deriz. Kim ne diyebilir? Hiç İstanbul'a gidip de hemen dönülür mü? Biraz kurtlarımızı dökeriz arkadaş. Öylesine büyük ki günahları, izleri derinde saklı. Avuçları sıcak, bakışları deli, yaktı her değdiği yeri.